Evet, devam ediyoruz. Nasıl yukarısı? ...2087 rakım. Güneş... ...gittiği an... ...donuyorsun. Geldik. Uzayda gibiydik yani resmen. Mutlaka görmeli herkes. Evet buyurun, ben mi başlıyorum? Sen yaptın ya geçen açılış konuşmaları sende. Ha, pardon. O zaman günaydın. Bugün saat kaç? Saat 6'ya 10 var. Daha 2 saat yolumuz var. Kaçta çıktık yola? 1'de. 1'de çıktık. 1'de çıktık. 1'de çıkabildik. Yine uzun bir yol macerasıyla başladık yedi kampa. Nereye gidiyoruz? Niğde Aladağlara gidiyoruz. Yine geçen seferki gibi hiç gitmediğimiz, bizim için yeni bir coğrafya. Güneş tam da yükselirken başladık konuşmamıza. Geçen seferki gibi. Bakalım bizi neler bekliyor. Bakalım neler bekliyor. Ben 500 kilometre yol yaptım da birazcık. O yüzden Semi sağ olsun sabaha kadar kullandı. Biz yeni uyandık. Belli oluyor mu? Güneşe o yüzden zaten. Güneşe o yüzden. Aa, çok dostum sağ olsun bizi uyandırmadı. Güzelce uyuduk. Şimdi biz onu biraz uyutacağız. Heyecanat safhada. O zaman devam. Hadi bakalım. Neredeyiz onu söyleyelim önce. Evet. Sokullu Pınar Yaylası'nı geçtik. İki tane kamp alanı var. Bir tanesi aşağıda. Biz o aşağıda olanı pas geçtik. İkinci olana geldik. İkinci alandayız. Kıyafetlerimizi hazırladık. Aldık ekipmanlarımızı. Şimdi Emler Zirvesi'ne doğru yola çıkacağız. Çok kar var. Normalde Haziran sonrasında zirveye çıkılabileceğini söylüyorlar. O yüzden de bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Zorlamadan gidebildiğimize kadar devam edeceğiz. Kadar gideceğiz. Evet hadi bakalım. Ünsal Bey, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Çok şehirli gözüküyorum, o yüzden söyleyemiyorum. Ünsal'ın gözlüğüne laf ettim diye bana trip atıyor. Bak uçağa gidiyor. Evet, nerede o? Bak, şimdi girecek içeri. Bak şurada. Çok güzel. Bak. Aynen. Evet, startı verdik. Yürüyüşümüze başladık. Önce kapıdan geçeceğiz. Kapı denilen yerden. Şu an tam orayı göremiyoruz ama birazdan göreceğiz herhalde. Ünsal Başkan geliyor. Evet. Böyle ilerliyoruz. Kapı denen yere geldik. Aynen öyle. Şu ana kadar tabii daha çok başındayız. Yani kapıyı görüyoruz ama aslında gelemedik. Görmeye başladık. Yani çok zorlu değil şu ana kadar. Zaten muhtemelen bizi zorlayacak şey diklikten ziyade patikanın karla kaplı oluşu olacak. Yani bilmiyoruz ne kadar müsaade edecek kar patikayı kullanmamıza. Şimdi yani şu anda da bir şey diyemiyoruz. Yani patikada yürüdükçe anlayacağız ne durumda olduğunu. Bir de abi buraları bilmiyoruz. Şurada çığ tehlikesi var mıdır? Boğaz ya orası. Tabii. Yani o yüzden öyle çok da... Kontrollü gidiyoruz işin özü o. Yani çıkmak istiyoruz maksimum seviyeye ama riske de almayacağız tabii ki. Atmayacağız kendimizi. Ya zaten aşağıda Haziran'dan sonra zirveye çıkışın yapıldığını söylediler. Tabii mutlaka profesyoneller, dağcılar çıkıyordur bu vakitte de ama... Öyle bir ekipmanımız bizim yok zaten. Aynen öyle. Neyse güzel gidiyor. Hadi bakalım. Bu arada
Ben ilk defa baton kullanıyorum. Yani bu da bir tecrübe. Abi, ama işte ilk defa kullanmak için doğru yerdesin yani. Evet. Yani kullanabiliyor muyum bilmiyorum. Şu an çok rahatsız oluyorum yürürken. Sen güneş gözünü ilk defa kullanıyorsun. Yaramadıklarını da bilmiyorum. İşte baton bir 500 metre daha yükseldiğimizi anlayacağım. Baton nedir lan? Bilmiyorum, eskiden baton deniyorum. Mu varmış? Sen Trabzon'da baton mu kullanıyordun doğduğunda? Bilmiyorum, deniyorum. Bakalım ne olacak. Ama hadi şu anda bakalım. Görüntü muazzam ya. Hadi devam. Rıza Başkan önde liderlik ediyor yürüyüşe. Biz de manzarayı keserek, manzaranın tadını çıkartarak yürüyüşümüze devam ediyoruz yavaş yavaş. Herkesin mutlaka görmesi gereken yerler buraları. Hadi devam. Güzel, patika nasıl? Bir kardayız, bir akan bak, ufak sulardayız. Aynen. Burada kardan yürüyelim biraz burada. Kar keyifli ama tabii. Gerçi daha zorlamıyor şu an patikayla aynı seviyede sert olduğu için. Devam. Patikayı kaybettiniz de doğadaki hayvanlar zaten her zaman doğru yolu gösteriyor size. Baton hakkında ne düşünüyorsunuz ya? Vallahi insanlar bunu kullanıyor. Bir bildikleri varmış demek ki. Ya bir kere hızlı yürütüyor. Yani evet, bacaklara binen ağırlığı alıyor. Bacak ve beldeki ağırlığı direkt alıyor. Aynen. O yüzden çok faydalı. İyi iyi. Hadi i̇yi. Bakalım. Öğreneceğiz. Bilenler zaten bilir ama bilmeyenler için söyleyelim. Bu tarz yerlerde rotaları kaybetmemesi için yeni gelenlerin şu kayanın üzerinde duran Rıza'nın gösterdiği taşları dizerler patikaya devam edenler. Bunları takip etmekte fayda var. Evet, devam ediyoruz. Patikamızı izliyoruz. Kapıya az kaldı. Kapı full kar gibi gözüküyor çünkü. İzliyoruz orada. Ayak izleri karın içerisinde. Sanırım orası birazcık bizi yavaşlatacak. Ama devam edeceğiz diye düşünüyorum. Nasıl gidiyor? Öyle. Bundan sonra eğlenceli. Eğlenceli kısım başlıyor. Tamamen karda mı devam ediyoruz? Karda. Yerliler buradan sonra korkmaya başladı. Öyle miydi o? Karda yürüyenler. Adam koşuyor. Adam koşuyor. Zirveye koşanlar. Adam trail diyor. Gel, girince alışıyorsun. Gel gel, su çok güzel. Evet. Sesim çıkmıyor. Oğlum şuradan çığmığı düşmez değil mi? Düşecek çığ yok ki. Yine de şanssız zorlama. Şu an 2450 rakımdayız. Devam ediyoruz. Bozmadan devam. Yukarıda zirve göründü. Evet, kapıdan geçtik. Bakalım. Nasıl yukarısı? Ne yapıyorsun?
Düzeliyor mu? İyi. Evet. Bizim zirvemiz nereye kadar? Kapıdan geçtik. Buraya Karayalak deniyor sanırım. Şu bölgeye. 2650 metre. 2650 metre. Buraya kadar çıktık. Ya şu var hani ne derler? Seviyoruz ekstremi ama yani acemice davranmaya da gerek yok. Cahilliğe gerek yok. Evet. Burası bizim için güzel bir nokta oldu. Buraya bir daha mevsimde gelip tamamlamak gerekiyor. Bunu anladık. Çok keyifli bir yermiş. Bizim için de ilk oldu. Dönüşe geçiyoruz. Şimdi şu nereden iniyoruz? Evet. Şu, normalde yazın herhalde bu böyle bir şey. Mıcırlı bir. Dikkat et. Dikkat et. İnme, inme. Ne derler oluyor. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi kapıdan aşağı iniyoruz. Tabii çıkışın ayrı zorlukları var. İnişin ayrı zorlukları var. Ama iniş biraz daha tehlikeli. Neden? Çıkışta kendini kontrol etmen hem batonun hem de ayakkabılarında daha kolay. Ama aşağıda eğim sebebiyle kaydığın anda hızlı bir iniş gerçekleşebilir. Şöyle gösterelim. Devam ediyoruz. Abi süper bir iniş oluyor ya. Şey ağır çekim. Çok keyifli çok. Devam et Supervisor. Aladağların tadını en çok çocuklar çıkardı. Onları sevdim. Ayrılamıyorum. Evet dostlar, şimdi biz Emni Vadisi'ne geldik. Sarı Mehmet'in yeri kamp alanındayız. Aynen. Şimdi akşam Pınarı'na doğru yürüyeceğiz. Evet. Bir de onun daha ilerisinde Vali Konağı var ama muhtemelen akşam Pınarı'nda konaklayacağız. Evet, öyle bir yürüyoruz. Aynen. Bu arada çok güzel kamp alanları aslında. Su var, ateş yapmak için yer var. Aşağıda da var. Karda yürüyorduk. Şimdi ne oldu da? Bir ara montlarımızı giydik. Kar yarım metreye ulaştı. Şimdi ne oldu da? Çığdan bahsediyorduk biraz önce. Çığdan bahsediyorduk. Çığdan. Evet şimdi. Yakıcı bir güneş. Şimdi yanık konuşuyoruz. Maymun gibi yandık. Bakını versin.
Bakınız ense. Emni Vadisi'ni yürüyoruz. Yani. Ama çok güzel bir şeyler bizi bekliyor gibi bir hissiyat var içimizde. Hadi bakalım. Hadi o da hissiyat değil, araştırdık. Yalan olmasın. Evet, yürürken yolunuzun üstünde küçük bir orman var. Emni Ormanı'ymış. Kuş sesleri geliyor. Çok güzel. İki bin rakıma geldik. Yaklaşık bir saati devirdik. Emli Ormanı'nı bitirmek üzereyiz. Birazdan böyle vadi daha çok daralacak. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet, araba yolu bitti. Patikadan devam ediyoruz. Çok güzel bir rotaymış. Yalnız çok fazla ağaç devrilmiş ve büyük ihtimalle daha sezonun bakımını yapmamışlar. O yüzden araba yolumuzu değiştiriyoruz. Evet, ormanı bitirdik. Yukarıdan dolunay çıkıyor. İnanılmaz bir manzara ya. Biz neredeyiz abi ya? Burası neresi Semih? Burası daha önce niye gelmedik dedirten bir yer. Aynen. Uzay. İnanılmaz ya. Mars. Mars'tayız ya kadın. Sağ tarafta. Galiba parmak. Parmak tepe mi? Evet, parmak onun denilen yer. Önünde de akşam hepsinin ismini yarım yamalak söylüyoruz ama. Evet. Videonun altına koyarız. Akşam tepesi. Parmak. Parmak kaya. Parmak kaya. Evet, geldik. Geldik. Birkaç yüz metremiz kaldı. Birkaç yüz metremiz kaldı. Çok iyi ya. Çok yani inanılmaz bir. Evet. Yani evet. Buraya gelip görmek lazım. Abi, videolar falan size nasıl anlatalım ki? Ya gözün gördüğü gibi hiçbir şey görmüyor. Evet ya. Abi ya. Ya şu an mesela ben şeyde görüyorum ekranda. Yani burası çok daha düz bir yermiş. Bu değil. Kayalar çok mesela güzel. Ay küçücük gözüküyor ama ay şu an dev gibi aslında, evet. Ya. Dev gibi gözüküyor yani. Böyle kayaların içerisinde bir dabın tam. Aynen. Anladın mı yağmuru? Hop. Çekecek götürecek. Haydi varalım artık, hadi. 2087 rakım. Güneş gittiği an donuyorsun. Ve anında üstümüzü giydik. Yani giydik dedi, giydirdi yani. Geldik. Evet, kampımızı buraya kuracağız. Şimdi nereye açalım? Şuraya açılsın ki kafadan alıyoruz rüzgarı, değil mi? Hep şuradan mı alıyoruz? Şuradan giriyor yani. Bu çadıra en çok yandan rüzgar giriyor.
Evet. Yeni, ne yiyoruz? Yeni bir kamp, yeni bir heyecan. Evet. Reklam. Reklama girmesin. Neyse dur. Rıza Şef'in makarnasını yiyoruz. Evet evet. Paket makarna yiyoruz. Yüksek irtifa moduna girdik. Kendimize değişik şeyler yapıyoruz. Yüksek irtifa hem de buraya ulaşmak için 6 kilometre ciddi bir yol kat ettik. Zaten biraz da pratik olmamız lazım artık. Evet. Ben sinek yuttum yani. Binlerce sinek olur mu ya? Evet, çok fazla sinek. Şöyle yapmalı mı? Ne var? Böyle yaptığında full etrafta kayalık görüyorsun. Yani ona sığıyor. Oha! Anladın mı ne demek? Aynen. Çerçeve. Yani çerçevede kaya var ve gökyüzü. Şey yok mu ya bizim gözlerde hani şey 06, 03 falan daha bir şey görelim. Bilmiyorum ya. Videoda göründüğüyle alakası yok. Koca koca anlaşık kayalıkların ortasında. Vallahi çok iyi. Anlaşık. Evet, kim önce yiyecek makarnasını? En çok kim acıktı? Yusuf. Yok. Sen ye. Sen yok, ye. Ben yapıyorum ya. Ben en son yemek zorundayım. Yani. Vallahi yeni yedim. Şey. Yeni mi yedin? Pis kevit. Ben de kraker yedim. Daha yeni yedim diyor. Pis kevit. Yapmayayım o zaman. Yapma istiyorsan. Tamam. Pişirelim. Sen kendine yap ya. Tamam o zaman ben kendime, ben kendine açım. Tamam, tamam sonra ben yerim. Aynen. Ya da Yusuf alır işte. İyi. İyi, kendime yapıyorum ben de makarnamı. Ateşi evet. Burada bulunan ateş çukurunda yaktık. Hatta odunlar da buradaydı. Aynen. Vallahi bize de yakmak düştü. Güzeltim. Ama o büyük şey yanmayacak. Bir çevirsene onu. Aynen. Öyle dursun abi. Öyle dursun abi. Aynen, hiç şey yapmayayım. Heh. Umarız yanar. Bu kadar böyle yandırsa bile. Bugün yani inanılmaz uzundu yani. Ben bazı şey olayları dün yaşamış gibi sanki falan. Sanki dünmüş gibi. Çünkü abi gece kaçta yola çıktık? Saat 11'de biz evden çıktık. Yani İstanbul'dan 1'de çıktık. Sabah 8 gibi işte Aladağları artık şey gözümüzün önüne almıştık. Aladağlara doğru yol alıyorduk yani. Evet. İşte Çamdura köyüne doğru ilerliyordu daha doğrusu. Ne yaptık? Bu arada şöyle söyleyeyim. Çok uzun bir gündü. Şu an 29 bin adım var saatinde. Yani 29 bin adım atmışız. Ve şeye baktım biraz önce. Yani gün içerisinde ne kadarlık bir irtifa kazanmışız. Yani şimdi tırmandık indik tırmandık indik ya yaklaşık 2000 metre. Yani günümüzde bizim 2000 metre tırmanış var baktığın zaman. Abi çok yürüdük. Çok yürüdük. Aynen çok öyle. Yürüdük. Ve düz yolda yürümedik. Ve en son yürüyüşümüz de biraz ağırdı yani. Yine yüklü. Ama sabah çok daha başkaydı ya. Mesela insanlar buraya sandalye getirmiyor sanırım. Çünkü herkes taş koymuş ateş çukurun etrafına. Biz sandalyemizle taşıyoruz. O kadar konforu seviyoruz. O kadar da olacak. Konforumuzu ödün verdim. Daha alışamadık. Şey çok ilginç ama sabahleyin hani yolda da konuştuk ya. Hani 2700 rakımlara çıktık. Burada çığ düşer mi diye konuşurken sonra 3 saat sonra güneş kremiyle aynen. 25 derece altındaydık. Sonra birden geldik buraya yine 2100'e deli bir rüzgar altındayız. Yani peki biz sabah kahvaltıda ne yedik abi? Of of. 2 saat önce ne yediğimi hatırlamıyorum şu anda. Neydi orası? Çamardı. Ha şey yedik. Çamardı. Çamardı. Çamardı'ya giderseniz gitmeyin. Ya illaki bizim tercih ettiğimiz lokanta belki neydi, yanlıştı adını unuttum ama lezzet lokantası. Lezzet lokantası. Tercih etmeyin. Yani benim kelle paçamdan yün çıktı ya. Tüyma. Büyük ihtimalle bir yanaktı o böyle. Önemli bir yermiş burası. Dünyada da önemli bir yermiş. Yani Türkiye'de zaten önemli bir yermiş. Hem kaya tırmanışı yapılabilen, hem kolay trekking yapılabilen. Evet. Orta zorlukta rotaların olduğu, çok zor zirvelerin zor olduğu, trekkingler buzul yani. Tırmanışının yapılabildiği bildiğim kadarıyla. Hatta burada doğru. Kayak da yapılıyormuş. Doğru. Ayrıca sanırım kışın da zirvelerde yani antrenman da yapılıyormuş. Gece içmeye suyumuz yok. Belki birazcık kar eritiriz. Evet. Kaynatırız. Süzeriz. Soğuturuz. Soğuturuz. Aynen, buzdolabı var orada. Günaydın. 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 Yeni bir gün, yeni bir heyecan.
Hazır mıyız? Evet. Hava bulutlu. Domates gibi piştik valla. Evet, ayrılıyoruz artık. Anadağlardaki son sabahımız. Geceyi çekemedik. O yıldızları, o şeyi falan. Onu fotoğraflarla, bence fotoğraftan kesit alarak böyle bir ekleyebilirsin. O eklenmeli yani. Ama onu yani izletmek isterdim yani. Ama bence onu mutlaka... Uzayda gibiydik yani resmen. Evet beyler, veda konuşmasını kim yapıyor? Ben veda konuşması yapmak istemiyorum. Buraya veda etmek istemiyorum. Evet, ayrılıyoruz. Videomuzun da sonuna geldik. Hadi bakalım. Evet, dağlara veda ediyoruz.